Şimdi dolayısıyla buradan hareketle devlet yardımlarının transfer harcamaları dediğimiz bu işte düşkünlere yardım, yoksullara yardım işinin de çok başarılı olmadığını da burada görüyoruz. Şimdi sıkı durun. Türkiye Cumhuriyeti'nde aileye yapılan yardımların milli gelirin oranı açısından OECD'de en sonuncuyuz. Ha. Şimdi o yüzden onu da bir söyleyeyim de oh rahatlayayım ben. Çünkü herkes çok güzel yardım yapıyoruz. Ya şöyle diyorum bakın. 2019 yılına kadar 2020 rakamını bilmiyorum. Pandemide biraz değişmiş olabilir. Yoksullara, düşkünlere, ailelere yapılan yardımın milli geliri oranı açısından krizdeki ülkeleri de içine koyuyorum OECD'de. En sonuncu sıradayız. Bu arada ailesinde yoksulluk yaşayan çocuk oranı OECD'de zirvede bir numarayız. Şimdi hal böyleyken havasetle abuk subuk konuşmalarla ondan sonra biz iktisat hocalarını çıldırtan arkadaşları buradan sesleniyorum. Yahu biz demiyoruz ya rakam söyle devletin resmi rakamlarına bakarak yapılan ortalamalar Türkiye'de ailelere yapılan yardımın milli gelir oranının OECD ülkeler arasında en düşük oranda olduğunu söylüyor. Ne kızıyorsunuz bize? OECD'ye gidin kızım. Onlar da rakamları tahrif ediyor değiller. Şimdi bu bize gösteriyor ki Türkiye'de gelirler düşüyor. Yani Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre milli geliri şöyle böyle de içi çok dolu bir şey değil. Yani 100 dolar Amerika'da bunu satın alıyor, Türkiye'de bunu satıyor. Alır tabii canım var. Bu kadar devalüasyon olduktan sonra yani enflasyon daha yetişemedi zaten o devalüasyon hızına. Hı hı. Yani kaç oldu? 1,5 liradan 2013'te 1,5 liraydı. Bugün itibariyle işte 7,8 seviyesini düşünebiliyor, evet, musunuz? Korkunç bir yani hız. Buna yetişemedi daha fiyat artışları. Çünkü niye? Talep kırılgan. Ama bu bizi iyi bir yere götürmüyor. Şimdi bizim hemen oturup şapkayı önümüze koyup sosyal politikalarımızı baştan şöyle ele almamız lazım. Kamuda ben haybiye nereye para harcıyorum? Ha, üstadla da bunları konuşuyoruz ara sıra şimdi reklam arasında. Yani öncelik sırasını doğru yapıyor muyuz? Mesela memlekette bu kadar yardıma muhtaç insan varken bilmem nereye en uzun köprüyü yapmanın manası var mı? Acaba böyle bir şeyde Marmara'dan böyle langırt diye bir kanalı açıp ondan sonra mesela bu lazım lazım değil ona bakmayın. Öncelik bu mudur mesela? Dünyanın en büyük havalimanı diye yüz ölçüm açısından yanlış bir değerlendirme yapıp zaten beşinciliğe düşmüşüz o ayrı mesele de. Yani bunu yapmanın manası var mıydı? Mesela peki, hayır şöyle size diyorum. Göre öncelik olarak vatandaşın refahını sağlamak lazım. Yani şey değil şaşalı işler yapıp güzel gözükmek yerine vatandaşın refahını arttıran düşkün olan vatandaşa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde insanca bir yaşam olanağı sağlayacak işler yapmak lazım. Şimdi kusura bakmayın. Ondan sonra şehitlerimizin değil mi? Evlerini ziyaret etmeye gidiyoruz. Yani gizli gizli gidenler var. Biz de gidiyoruz. Biz de yardımcı olma. Ya fakru zaruret içerisindeler. Fakir ailelerin çocukları memleket için canını veriyor. Ve gidiyorsunuz evlere durumlarını görüyorsunuz. Şimdi bir yandan bakıyorum. Milyarlarca liralık harcamalar hani ne zaman geri gelir bilinmez bunların getirisi. Ama bir tarafta da fakru zaruret içerisinde olanlar, okula ondan sonra gidemeyenler, ondan sonra bilişim altyapısı çökmüş olduğu için dersine uzaktan katılamayanlar, üst yapısı düzgün olup altyapısı çökmüş olan müesseseler. Şimdi kusura bakmayın yani. Şimdi öncelik vatandaşın refahıyken bu kadar çok şeyi yapmakta ne oluyor sonra? Gidiyorsun peki, Katarlılara borsanın %10'unu satmak zorunda kalıyorsun. Ya Cumhuriyet Halk Partisi konuşacaksan bunları konuş. Yani niye Katarlılara satılıyor diye çok acayip tuhaf bir milliyetçilik örneği göstereceğine de ki ya buna gerek yoktu şunları yapsaydık Katar'a da bunları satmaya gerek kalmazdı desenize biz peki, de size destek. O önceliklerden bahsettiğiniz